Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulü ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hac suresi 38. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. İnne şüphesiz demek ardındaki ismin son hareketini şu şekilde eli yapıyor. İnnallâhe şüphesiz Allah yudafi'u. Yudafi'u anla beraber savunmak anlamında Allah savunur. Ellezine emenu. Allah iman edenleri savunur. İnnallâhe yine inne var. Şüphesiz Allah. La yuhibbu sevmez. Kulle her havvenin kefur, her bir haini nankörlük eden, inkar eden kimseyi Allah sevmez. Truly, doğrusu Allah defends, Allah savunur. Those who believe, iman edenleri savunur. Verily, doğrusu yine, Allah likes not, günlük İngilizce tabii bu doesn't like şeklinde geçiyor. Doesn't like any treacherous ingrate, yani her bir hain, nankör to Allah. Allah'a hainlik eden, nankör olan kimseyi, inkar eden kimseyi Allah sevmez. Those who disobey, yani itaatsiz olan Allah, but obey şeytan, ama şeytana itaat eden kimseleri, şeytanın kurallarına uyan kimseleri Allah sevmez. Bir sonraki ayet kelimesi uzine izin verildi demek. Li için ya da ae izin verildi. Ellezine anen. Burada normalde lillezi, yani bir ellezine var. Tabii önünde li olduğu için buradaki elif düşmüş durumda. Allah izin verildi. Yukatelune kendilerine karşı savaşılanlara. Bi ennehum dan dolayı. Bi ennehum zulümü. Onlara zulüm edilmesinden dolayı onlara izin verildi. Ve innallâhe şüphesiz Allah ale nasrihim. Allah onların yardımına lakadir. Muhakkak surette güç yetirendir. Allah yardım edermiş. Permission to fight. Savaşmaya izin verildi. Against this belief. Kafirlere karşı savaşa izin verildi. Is given to those. Yani zaten permission to fight is given, verildi to those believers, iman edenlere, who are fought against, kendilerine karşı savaşılan müminlere izin verildi. Because they have been wronged. Çünkü onlara zulmedildiğinden dolayı. And surely Allah is able to give them, believers, victory. Allah muhakkak verecektir, believers, yani inananlara victory, zaferi verecektir. Buradaki is able to ifadesi verebilir, yani güç yetirebilir anlamında. Yani yeter ki mümince durmayı bilsin. Her an zafer onun olacaktır. Tabii bu dünyalık ve ahiret boyutuyla düşünmek gerekiyor olabilir. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Dünyada insan ne kadar inanıyor olursa olsun bir takım sıkıntılar yaşayabiliyor. Ki bunun örneklerini görebiliyoruz. Belki milyonlara ulaşan mazlum Müslümanlar dünyanın farklı yerlerinde bugün sıkıntı çekmektedirler. Ama onlar Müslümanlıklarından hiçbir şey kaybetmiyorlar. Ve Allah için yaptıkları şeylerden bir şey kaybetmiş değiller. Allah da onları mutlaka zafer ulaştıracaktır. Bu zafer ahirette olabilir. Tabii ayetin indiği dönemde dünyalık bir zafere de vaat ediyor olabilir. Yine bu kimse kurucu min diyarihim, memleketlerinden, yurtlarından çıkarılanlardır. Bir hakkın haksız yere. İlle en yekulu, şunu demelerinden başka, yani Rabbunallah, yani Rabbimiz Allah demelerinden başka bir durumla değil, yani sadece Rabbimiz Allah demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılan kimselerdir. Velevle defullahi, burada olmasaydı, levle masaydı defullahi
Allah'ın insanları def etmesi olmasaydı. Defullahi nese ba'dahum bi ba'din. Allah'ın insanları birbirleriyle def etmesi olmasaydı lehuddimet ki onlar mahvederlerdi. Tevami'u onlar inanılan yani ibadet edilen manastırları bi'un kiliseleri ve salavatun havralar ve mesacidu ve mescitleri ve bunlar da tanımlarken yuzkeru fi hasbullahi kesira. Yuzkeru ismi anılan. Allah'ın içerisinde ismi anılan kesira. Bolca anılan. Allah'ın ismi bolca anılan yerleri yerle bir edilmiş olurlardı. Yani lehuddimet şeklinde burada edilgen bir ifade. Onlar mahvolmuş olurlardı. Mahvolacak yerlerde burada saydığı gibi manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ve buralarda Allah'ın isminin anıldığı yerler. Ve le yensurannallâhe ve Allah muhakkak yardım edecektir. Normalde yensuru ama L'den dolayı yensuranne şeklinde vurgulu bir ifade. Bu L'nin muhakkak kesinlikle gibi bir anlamı söz konusu. Men yensuru Allah kendisine yardım edene muhakkak surette yardım edecektir. İnnallâhe şüphesiz Allah lekaviyyun güçlü olandır, azizdir. Aynı zamanda kudreti daima üstün olandır. Her şeye gücü yeterdir. Those who have been expelled from their homes, yani onlar çıkarılanlardır. Have been expelled ifadesi, çıkarılmak. Tabii who olunca an and diye çevir yapıyoruz. From their homes, unjustly. Onlar yurtlarından haksız yere çıkarılanlar. Tabii bu kimseler have been expelled derken aslında sadece aynı kimseleri kastetmiyor. Geçmişten bugüne yurtlarından haksız yere çıkarılan kimselerdir. Only because they said, sadece şunu dedikleri için, our Lord is Allah. Yani sadece bizim Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılan kimselerdir. Ki bu süreç hep devam edecektir. Yani insanlar Rabbimiz Allah dedikçe bir takım imtihanlara maruz kalacak, yurtlarından çıkarılacaklardır. Ve bu konuda bu had it not been that olmasaydı, bu burada aslında bir if yapısı vardır. If it hadn't been that Allah checks one set of people. Ya burada checks aslında anlamsız olarak bir kontrol etmek gibi ama diğer tarafta yani defullahi yok etmesi gibi one set of people by means of another. Yani insanların bir kısmını buradaki one set of people insanların bir kısmını by means of another diğerleriyle kontrol etmemiş olsaydı onları birbiriyle yok etmemiş olsaydı monasteries, manastırlar, churches, kiliseler, synagogues, synagoglar and mosques ve camiler and mosques where in the name of Allah, Allah'ın isminin is mentioned much, Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havra ve camiler which should have been pulled down, muhakkak pulled down, yıkılırlardı. Onlar yerle bir edilmiş olurlardı. Verily Allah will help those who help. Allah yardım edecektir. Who help his cause. Allah muhakkak yardım edecektir. Truly Allah is all strong. Allah güç yetirendir. Her bir şeye güç yetiren. Almighty Allah kudreti daima üstün olan, aziz olandır. Tabi burada şurada ismi geçen manastırlar, kiliseler ve sinagoglar orada Allah'ın ismi çokça anılıyor mu? Bugünün şartlarında oradaki ibadet acaba Allah'ın istediği
tarzda bir ibarettir. Tabii ki yani böyle bir soru aklımıza gelebilir. Bu şekilde değil. Yani kendi dönemlerinde eğer ki onlarda da bir İslami bir inanış yaşanıyordu. Onlar da işte manastırlarda, kiliselerde, sinagoglarda dönemlerinde Allah'ı anıp ibadet ediyorlardı. Bugün camilerin olduğu gibi. Tabii camiler de maalesef son dönemlerde oldukça fazla, belki şu pandemiden sonra daha da fazla oldu, bir cemaatini kaybetmiş durumda. Rabbim orada olan Müslümanların sayısını artırsın. Orada güzellikle Rabbimize ibadet edilmeyi nasip etsin. Bizlerin de gönlünü camilerde, mescitlerde eylesin. Çünkü İslam'da cami hayatın merkezidir. Özellikle ev ararken, ev alırken camilere yakın ev tercih etmeyi tavsiye ederim. Yani neden? Çünkü yakın olunca insan daha rahatlıkla gidip gelebiliyor camiye. Ve camide ibadet edildikten sonra aslında ilmi çalışmalar da yapılabilir. Bu konularda ciddi bir eksikliğimiz olduğunu da söylemekte fayda var. İnşallah bu faydadan öte, yani böyle bir eksiklikten öte bu eksikliğimiz de giderilir. Ve bunlar yapacak olan da bizleriz. Bu noktada dua edelim. Yani camilerde ilim öğrenme, o ilimi yayma, bir tarz geliştirme, yani Müslümanca tarz geliştirmeyi Rabbim bize nasip etsin. Ellezine, yine an, yukarıdaki kimselerden bahsediyor. İm mekkennehum, onlara yerleştirsek fil ardi, onları yeryüzüne yerleştirsek, ekamus salate, namaz kılarlar ve ete uz zekate ve zekatı verirler ve emru bil ma'rufi, ve doğruyu emrederler ve nehev anil munkeri, ve kötülükten de alıkoyarlar. Ve lillahi, Allah içindir akibetul umur, işlerin varacağı yer Allah'adır. Yani Allah'ta her bir iş ancak Allah'ta bitecektir. Evet, those Muslim rulers, yani o Müslüman yöneticiler, who, if they give them power in the land, kendilerine yeryüzünde bir güç versek, they enjoy ikamet es-salah, onlar namazın kılınmasını emrederler. Ya da to perform the five, bu sergilemek, yerine getirmek, perform the five compulsory, zorunlu congregational salat, bu topluca yapılan namazı yerine getirirlerdi. Burada da zaten namazın topluca yapılması gerektiğini de parantez içerisinden anlıyoruz. Salat, prayers, the males in mosques, yani erkeklerin camide yapması gerektiğini. To pay the zekat, zekatın verilmesi, and they enjoin, aynı zamanda emrederler el maruf, ve marufu emrederler, the Islamic monotheism, İslami tek Allah inancını, and all that Islam orders want to do, yani İslam'ın birisini yapmasını emrettiği şeyleri emreder, and forbid, yasaklar, el munker, kötülüğü de, bu kötülükte disbelief, inansızlık, polytheism, birden çok tanrıya inanmayı, and all that Islam has forbidden, ve İslam'ın yasakladığı her şeyi, İslam'ın yasakladığı şeyleri yasaklarlar. They make the Quran, Kur'an'ı yaparlar, as a law of their country, yani ülkelerin kanunu yaparlar. In all the chapters of life, yani hayatın bütün alanlarında Kur'an'ı, bütün hayatın bütün sahalarında Kur'an'ı kendi kanunları yaparlar. And with Allah rests the end of, ve Allah'la, yani Allah'ın yanında dinlenir diyor aslında. Rest, dinlenmek demek. The end of all matters of creatures, bütün yaratıkların işlerinin sonu Allah'ın yanında son bulur. Ancak Allah'ın yanında olur. Ve biz her ne yaparsak yapalım, bu Rabbimizin
yanında olacaktır. Rabbimiz bunu mutlak surette görecektir. Ve burada da aslında bir mümine, tabii yönetici üzerinden konuşulmuş burada. Ama genel anlamda bir mümine fırsat verildiğinde, bir Müslümana fırsat verildiğinde o Müslüman birincisi namazı kılar, aynı zamanda zekatı verir, doğruyu, hakkı emreder ve kötülüklerden de alıkoyar. Bunların her biri ayrı ayrı üzerinde durulması gereken şeyler. Bugün Müslüman olup, Müslüman olduğunu iddia edip maalesef namazı bile kılmayan kimseler var. Zekat boyutu konusunda hepimizin sıkıntıları olduğu kanaatindeyim. Çünkü zekatın ne olduğunu daha çok anlamış değiliz. İnşallah Rabbim bize önce namazımızı güzellikle kılıp ardından zekatlarımızı hakkıyla vermeyi. Bunun ötesinde doğruyu emretme hususu, yani doğru biraz önce pandemi içerisinde gördüğümüz konularda İslam'a emretme hususu, İslam'a aykırı olan bir davranış varsa da o davranışı ortadan kaldırma noktasında bir çaba içerisinde olmak her Müslümanın görevidir. Müslümanın yanında, gözü önünde yanlış bir davranış var ve Müslüman buna kalbiyle de buğz etmiyorsa, o davranışın çirkin olduğunu kendi içinden bile geçirmiyorsa zaten imanın en zayıf olan bu noktasından bile geride kalmış demektir. Rabbim bizleri önce gücümüzün yettiği oranca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği hadis üzerine önce bir yanlış gördüğümüzde eliyle düzelten, gücümüz yetmiyorsa dilimizle düzelten, buna da gücümüz yetmiyorsa hiç değilse kalbimizde bu meseleyi yanlış gördüğümüz, yani İslam'a aykırı gördüğümüz bu meseleyi kalbimizden buğz ederek düzeltme girişiminde bulunmayı bizlere Rabbim nasip etsin. Evet, bir sonraki ayet kerimede ve in yükezli bu ki onlar seni yalanlıyorlar ise fakat kezebe onlar yalanlamışlardır. Kablehum onlardan öncekiler kavmu Nuh'in kavmini ve Ad'ın adı ve Semud, aynı zamanda Semud da yalanlamışlardı. Ve kavmu, bir sonraki ayette devam edeyim. Ve kavmu İbrahim'e, İbrahim kavmi de ve kavmi Lut, aynı zamanda Lut kavmi de yalanlamıştı. Burada eğer seni yalanlıyorlar ise o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem so did belay before them. Onlardan öncekiler de yalanladılar. Onlar da kimdi? Nuh kavmi. People of Noah. Ad and Samud, their prophets. And Ad kavmi, Samud kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. And the people of Ibrahim, İbrahim'in halkı da Abraham. And the people of Lot, yani Lut, Lut'un halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Bundan sonra yine ve ashabu Medyen, Medyen halkı da ve Kuzdi ve Musa, Musa da yalanladı. Ve ama emleytu lil kafirine, ben kafirler için bir mühlet verdim. Sümme daha sonra akastuhum, daha sonra onları yakaladım. Ve öyleyse keyfe kâne nekir, yani beni inkar etmek, beni yalanlamak nasıl bir şeymiş gibi Rabbimize böyle bir soru soruyor. And the dwellers of Midian, Midian halkı, and the light was Musa, Hazreti Musa da yalanlandı. But I granted respite to this disbelievers for a while. Ben inkar edenlere bir mühlet verdim, bir süre verdim. Then I seized them, daha sonra onları yakaladım. And how terrible was my punishment, benim cezam ne kadar korkunçmuş. Against their wrongdoing, yani onların wrongdoing, yani onların yapmış oldukları kötülüklere karşı, bunun için o yaptıkları kötülüklerin, yanlışın, zulümlerin karşılığı olarak benim cezam ne kadar da kötüymüş diye Rabbimiz bu şekilde bildiriyor. Bizler de yani bu kavimleri biliyoruz, onların inkarlarını biliyoruz, onların nasıl helak olduğunu biliyoruz. Başlarına neler geldiğini biliyoruz ve ahirette nelerle karşılaşacaklarını Kur'an-ı Kerim'den yine biliyoruz. Rabbim yalanlamaktan, inkar etmekten bizleri alıkoysun.
inandığımız değerleri, inandığımız Kur'an'ı, Peygamber Efendimiz'i Allah'ın emirlerinde layıkıyla yerine getirebilmeyi bizlere nasip etsin. Hata ettiysek hatalarımız affolsun. Sadakallahu'l-azim.